Merhaba millet, webmastersen.com video derslerine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Softlacus hızlı yazılım kurma aracıyla WordPress kurmayı göstereceğim. Emin olun FTP'ye atıp 2 saat uğraşmaktan daha hızlı bir yol. İlk olarak cep panelimize giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ben giriş yaptım. Genellikle C panelin en altında olur. Softlacus App Installer gördüğünüz gibi. Tıklıyoruz WordPress'e. Ve install diyoruz. Burada bize seçimler verecek. Protokolü seçin diyor. Tabii ki de bu olacak. Subdomain'e kuracağım için. Ancak normal bir şekilde kuruyorsanız ana alan adına burada bu seçeneği seçmelisiniz. Evet. Ben bu subdomain'e kurmak istiyorum WordPress'i. Bu in directory seçeneğini silin bence. Pek bir faydası yok. Ama ne olduğunu söyleyeyim. Mesela alan adınız .com/wordpress gibi bir şeyde ayrı bir WordPress sistemi kurabilirsiniz bu şekilde. Ben boş bırakıyorum. Bu veri tabanı adı. Ben bunu videolu ders yapayım. Tablo prefix. Bu boş kalabilir. Videolu yapayım ya da sadece bunu. Tablo prefix. PHP MyAdmin'den bu videolu şeyine ulaştığımızda web alt gibi şeyler görürsünüz. Onları düzenlemek bu. Ben sistem yapayım. Evet. Şimdi blog adı videolu ders. Site açıklaması ne yazalım? www.webmastersen.com. Kusura bakmayın, tek elimle yazıyorum şu anda. Diğer elim ağrıyor. Evet, Enable Multisite diyor. Ben henüz kullanmayı denemedim ama kullanıp size yeni bir derste anlatabilirim. Burada ıvır zıvırları var. Burada dil seçebiliyoruz. Ben buradan neyi seçelim? Türkçeyi seçtim. Kuruyorum. Evet, kuruldu. Neden subdomainime bağlanmıyor? Hata ne ya? Neden bağlanmadığını halen anlayabilmiş değilim. Çok garip. Neden böyle oldu? Tamam. Bakalım. Evet, burada kurulu. Ancak sorunun ne olduğunu çözemedim. Ama büyük ihtimalle hostingimden kaynaklı. Çünkü webmastersen.com'u da Softlacus ile kurdum. Ancak nasıl kurulduğunu göstermiş oldum. Siz ana domaininizde kurduğunuz için sorun çıkmayacaktır. İyi günler.